Arkadaşlar merhaba. Şimdiki konumuz ticaret. Ülkemizde ticaret. Ticaret deyince arkadaşlar nedir? Kar amaçlı mal alım satımına biz ne diyoruz arkadaşlar? Ticaret. Ve ticareti üçe ayıracağız. İç ticaret, dış ticaret ve transit ticaret arkadaşlar. İç ticaret şöyle soruyor sana. Ülkemizde diyor. Ülkemizde. İş ticaret çok canlıdır. Neden ülkemizde iş ticaret çok canlıdır? Şimdi burada hemen şuna dikkat et. Ya yani ticaret neydi? Kar amaçlı mal alım satım. Ha ülkemizde iş ticaret çok canlıysa demek ki ülkemizde nüfus var. Mesela şöyle söyleyeyim sana. İki yere dükkan açma hakkı verilse. Birisi İstanbul'da Nişan taşında Birisi de atıyorum Hakkari'de Yüksekova'da. Hangisini açmayı tercih edersin? Nüfusun daha fazla olduğu İstanbul'da açmayı tercih edersin. O zaman ülkemizde iş ticaret çok canlıdır. Neden diye sana sorarsa nedeni nedir arkadaşlar? Bizde ne fazladır? Dikkatli ol. Bizde ne fazladır? Bizde nüfus çok fazladır. Bu yüzden de iş ticaret çok canlıdır. Yine şöyle düşün. Mesela her bölgede Ürünler ortak mı? Hayır. Mesela benim rahmetli dedem arkadaşlar biz Boluluyuz. Zeytini askerde görmüş ilk defa adam. Yani ömründe ilk defa askerde zeytin yemiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani arkadaşlar her yörede aynı iklim yok. İklim farklılıkları var bu da beraberinde farklı tarım ürünlerinin yetişmesini tetikliyor. Hatta farklı tarım ürünleri yetişmenin ötesinde bir de tarım ürünlerinin olgunlaşma süreleri Anadolu'da farklı arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Muz istiyorsak Akdeniz'e gitmek zorundasın. Turunçgil istiyorsan Akdeniz Ege'ye gitmek zorundasın. Zeytin istiyorsan Akdeniz Ege Güney Marmara'ya gitmek zorundasın. Tamam dikkatli ol. Çay nerede? Rize ve çevresinde. Demek ki ne var arkadaşlar? Bölgeler arası farklı iklimler, farklı tarım ürünlerinin yetişmesi bizde iş ticareti canlı hale getirir. Mesela biz Haziran ayında arkadaşlar tarla domatesi yemeye başlıyoruz ama Bolu'da tarla domatesi daha bitki olarak bile tarlaya Haziran ayında çıkması çok zor arkadaşlar değil mi? Yani olgunlar Açmayan erken Akdeniz'de en geç Doğu Anadolu'da biliyorsunuz. Bu da ülkemizde iş ticareti canlı hale getiriyor. Yine arkadaşlar çok eskiye gittiğinizde insanlar bir ürün satabilmek için biliyor musunuz yürüyerek gidiyorlarmış yani düşünebiliyor musun yürüyerek ne kadar uzağa bir ürünü taşıyabilirsin çok zor ancak günümüzde ulaşımın çok fazla gelişmiş olması arkadaşlar bizdeki iş ticareti canlı hale getiriyor şu an istediğimiz herhangi bir ürün arkadaşlar gün içerisinde Türkiye'deki herhangi bir ile çok rahat ulaştırabiliriz yine arkadaşlar teknolojinin gelişmesi mesela reklam tanıtımlar şu an Mesela televizyon açıyor benim oğlum ya da tabletini ya da Instagram'a giriyor. Bir ürünü görüyor. Hemen onu istiyor. Yani çocuklar tanıtımlarla mesela bir marka var. Herkes o markayı istiyor. Teknolojinin gelişmesi, reklam ve tanıtımlar arkadaşlar ülkemizde iş ticareti çok canlı hale getirmiştir. Bir de ne var? Dış ticaret. Birazdan açacağım bunu. Dış ticaret deyince aklınıza şu gelmeli. İhracat ve ithalat nedir? Bunları karıştırıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bakınız. İhracat. İhracat. Ne diyor burada sana? At. O zaman bu nedir? Satım. Tamam. İhracat diyorsa aklına ne gelsin? At. İhracat. Ne? Satım. E hocam ithalatta da at diyor. Ama dikkatli ol. Önce sana ne diyor? Al diyor. İtal diyor. Al. Tamam Bu da nedir arkadaşım? Alım. Tamam Lütfen sen buna dikkat et. Ve arkadaşlar transit ticaret. Transit ticaret tanımına bak. Bir ülkenin komşu ülkelerin Ulaşım yollarını kullanarak başka bir ülkeyle yapmış olduğu ticarete biz ne diyoruz arkadaşlar? Dikkatli ol. Biz bu ticarete ne diyoruz? Transit ticaret diyoruz. Mesela İran. İran. İran arkadaşlar, eğer ambargosu yok ise Avrupa ülkelerine ürün satmak istiyorsa kendisini en yakın denize ulaşmak zorunda. Yani İran kendisine en yakın Karadeniz'e ulaşmak zorunda. Ne yapıyor? Esendere Gürbulak sınır kapılarından giriyor. Tamam mı? İşte Kop geçidi Zigana geçidinden geçiyor ve Trabzon limanına geliyor. Tamam Trabzon limanına. Trabzon limanında gemilere bindiriyor tırlarını. Ya Romanya üzerinden Avrupa'ya gidip ürününü satıyor ya da Boğazlardan geçiyor. İtalya üzerinden Avrupa ürününü satıp yine bizim ülkemizdeki ulaşım imkanlarını kullanıp geri dönüyor. Peki bizde hiç çay çorba içmiyor mu? Bizde arkadaşlar vergi ödemiyor mu? Bizde arkadaşlar mazotu bitmiyor mu? İşte bu ticaret ticaretin adı nedir? Bu ticaretin adı bizde nedir arkadaşlar? Transit ticaret. Neymiş tanımı? Bir ülkenin komşu ülkelerinin ulaşım yollarını kullanarak başka bir ülkeyle yapmış olduğu ticarettir. Çocukluğumuzdan beri bize kop ve ziganana, ziganana, zigana geçidini öğretirler. Neden? Neden? Çünkü Trabzon Limanı için. Trabzon Limanı önemli bir transit ticaret limanıdır arkadaşlar. Dikkatli olunuz. Peki Türkiye bu durumda transit ticarette nasıl bir ülkedir diye soruyor. Sen de şey dersin. Türkiye bak unutma Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumundadır. Ha değil mi? Tam böyle geçiş güzergahında arkadaşlar. Bu yüzden de transit ticarette çok elverişli ülkelerden birisidir. Yine arkadaşlar çok kıymetli boğazlarımızın olması bizde transit ticareti elverişli hale getirir. Yine üç tarafımızın denizlerle çevrili olması bizde arkadaşlar transit ticareti elverişli hale getirir tamam mı şimdi arkadaşlar gelelim dış ticarete yani bizim buradaki ekmek teknemiz neresi dış ticaret yani bu sınavda en çok soru nereden çıkar kesinlikle dış ticaretten çıkar şimdi sana şey diyecek ülkemizin geçen sene dış ticaret hacmi büyümüştür nedir dış ticaret hacmi? Yani bunu kavram olarak bilmen gerekiyor. Nedir dış ticaret hacmi? Bir ülkenin toplam ihracat ve ithalat satımına. Yani dış ticaret hacmi büyüdüyse ne olmuş? İhracatı da artmış, ithalatı da artmış arkadaşlar. Dikkatli olunuz. Peki hocam, ülkemiz son uzun yıllardır ne veriyor? Bir dış ticaret açığı veriyor. Peki dış ticaret açığı vermek ne demektir? Dış ticaret açığı arkadaşlar eğer aldığım aldığım neydi İthal ettiğim tamam dikkatli olun sattığımdan yani ihracatımdan daha fazla ise yani daha çok ürün alıyor isem unutma o kadar da satamıyorsam benim neyim vardır dış ticaret açığım vardır. E dış ticaret fazlası nedir? Dış ticaret fazlasında da sattığım yani ihraç ettiğim, dikkatli olunuz, ithal ettiğimden daha fazlaysa, yani aldığımdan daha fazlaysa benim dış ticaret fazlam vardır. Mesela Rusya'nın arkadaşlar dış ticaret fazlası çıkıyor ekonomisinde. Çünkü Rusya dünyaya ne satıyor arkadaşım? Doğal gaz. Doğal gaz değil mi? Evet, şimdi. Dış ticarette en çok kullanılan ulaşım yolu nedir arkadaşlar? Sana soruyor. En çok kullanılan ulaşım yolu nedir diye soruyor. Sen de yapıştırıyorsun. En çok tabii ki en ucuz neydi? Deniz yolu. Ee, biz başka hangisini kullanıyoruz? tabi Anadolu en çok kara yolunu kullanıyor arkadaşlar. Hatta Kapıkule sınır kapısı da en işlek sınır kapımız oluveriyor. Dikkatli olun. O zaman en çok ne kullanıyoruz? Deniz yolu ve kara yolu. Peki diyor sana en az ne kullanıyoruz? En az derse de arkadaşlar en az da, da kimi yapıştırman gerekiyor? Demir yolunu kullanmaktayız. Evet, peki biz hangi ülkelere ürün satıyoruz? Hangi ülkelerden ürün alıyoruz derse? İhracat. Neydi? At. Bakayım bir yerde al diyor mu? Demiyor. O zaman ihracat neydi arkadaşım? Tanım olarak. Tanım olarak neydi? Yazalım buraya. Dışarıya satım değil mi? Peki en çok hangi ülkeye ürün satıyormuşuz? Üstüne hemen bir fosfor çakıyorum. En çok hangi ülkeye ülkemiz ürün satar? Almanya Sonra ABD, sonra Irak. Arkadaşlar ikinci, üçüncü bazen değişiklik gösterebiliyor. Ama unutma Türkiye en çok hangi ülke ürün satar? Almanya. 2023 yılı TÜİK verilerine göre ikinci sırada ABD, üçüncü sırada da kim vardır? Irak bulunmaktadır. Tamam Buna dikkat et. Peki ithalat. Bakayım ne diyor bana şurada? Aa al diyor. Dikkatli ol. Bana ne demiş? Al. Yani bu da aldığım. O zaman ne diyorum? Alım. Peki Türkiye'nin çok arkadaşlar hangi ülkeden ürün alır? Tabii ki doğal gaz dikkatli olunuz. Hangi ülkeden ürün alır? Rusya. O zaman ülkemize en çok hangi ülke ürün satar? Almanya. Türkiye en çok hangi ülkeden ürün alır? Rusya. Peki Rusya'dan sonra kim var? Tabii ki de Çin ve Almanya. Şey diye de sorabilir sana dış ticaret ilişkilerimiz en çok ya da dış ticaret hacmimiz en çok hangi ülkeyle gelişmiştir? Kim tabii ki de arkadaşım Almanya ile gelişmiştir. Arkadaşlar ticaretin ilk kısmını böylelikle tamamlamış olduk.